İlk olarak çalışma tipleriyle başlıyoruz. Burada size 5 tane çalışma tipinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar sıklıkla USMLE'de soruluyor. Burada zaman çizelgemizi görüyoruz. Geçmiş, şu anki zaman ve geleceği görüyoruz. İlk olarak vaka kontrol çalışmalarına bakalım. Adı üzerinde arkadaşlar vaka dediğimiz bir hastalık grubumuz var. İki sağlıklı kontrol grubumuz var. Hastalık grubumuz ne olabilir? Tansiyon hastalığı, şeker hastalığı veya akciğer kanseri gibi bir durum olabilir. İşte biz geçmişe dönük olarak bakıp bunlardaki risk faktörü sıklığını araştırdığımız zaman biz buna vaka kontrol çalışması diyoruz. Örnek verecek olursak akciğer kanseri hastalarında sigara içme oranını %50 iken sağlıklı kontrol grubunda %5 olabilir. İşte biz bu iki oranı karşılaştırmaya arkadaşlar vaka kontrol çalışmaları diyoruz. Burada mutlaka bilmenizi istediğim bilgi arkadaşlar. Burada bulduğumuz değer odd ratio'dur arkadaşlar unutmuyoruz. O zaman vaka kontrol çalışmalarında ne bulunur? Odd ratio bulunur. Peki neye bakılır arkadaşlar? Hasta ve kontrol grubundaki risk faktörünün sıklığına bakılır. Bu karşılaştırılır. Güzel. Bahsedeceğimiz ikinci çalışma tipimiz... Kohort çalışmalar. Kohortta biz iki arıyoruz. Birincisi prospektif yani ileri yönlü olan, ileriye doğru yapılan kohort çalışmalar. İkincisi ise birazdan bahsedeceğimiz retrospektif yani geriye dönüp hastaların kayıtlarını inceleme. İlk olarak prospektif kohortla başlayalım. Burada arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim nokta başlangıçta iki tane sağlıklı grup vardır. Dikkat! Hastalık ortaya çıkmamıştır. İşte bunlar risk faktörüne maruz kalır. Ne gibi? Bir grup sigara içiyordur, diğer grup içmiyordur. Veya bir grup alkol kullanıyordur veya diğer grup kullanmıyordur. Yine aynı şekilde bir grup radyosuna maruz Diğer grup radyosuna maruz kalmamıştır. Bunlar uzun süre takip edilir. 5 yıl, 10 yıl takip edilir ve bunlardaki komplikasyonlar ve hastalık ortaya gelişme sıklığı incelenir. İşte o zaman ne diyoruz? Hastalığın oluşma sıklığı. Yani hastalığın instansının incelendiği çalışma grubu hangisidir? Cevap kohort çalışmalarıdır arkadaşlar. Kohort dediğimiz zaman mutlaka bilmeniz istediğim bilgi bir Kohort çalışmalarda hastalık instansı veya da komplikasyon instansı bulunur. Dikkat! İnstans kelimesini unutmayalım. İkincisi arkadaşlar prospektif kohort çalışmaları sağlıklı grupla başlar. Birisinde risk faktörüne maruz kalır. Diğeri kalmaz. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada bilmenizi istediğim en önemli bilgilerden bir tanesi de burada bulduğumuz değer arkadaşlar relatif risktir. Unutmuyoruz. Kohort çalışmalarında ne bulunur? Relatif risk bulunur. Bir örnek verecek olursak arkadaşlar iki tane grubumuz olsun. Bunlardan bir tanesi sigara içen, diğeri içmeyen. İşte bunlardaki akciğer kanseri gelişme oranlarına baktığımız zaman sigara içenlerde ne kadar gelişiyor? Sigara içmeyenlerde akciğer kanserinin insanısı ne kadar? İşte bu iki insidansın karşılaştırmasına biz prospektif kohort diyoruz arkadaşlar. Burada bulduğumuz değerde relatif riskleri dikkat. Bahsedeceğimiz üçüncü çalışmamız retrospektif kohort. Retrospektif dediğimiz zaman neyi anlıyorduk arkadaşlar? Geçmişe, günümüzden geçmişe gittiğimizi anlıyorduk. Burada da arkadaşlar geçmişte sağlıklı olan iki tane grubumuz var. Birincisi risk faktörüne maruz kalıyor. Ne gibi arkadaşlar? Radyasyon gibi. İkincisi ise maruz kalmıyor. İşte bu iki grupta günümüze geldiği zaman hangilerinde hangi sıklıkta hastalık gerçekleşmiş? Ne demek istiyorum arkadaşlar? Risk faktörüne maruz kalan gruptaki hastalık insansını risk faktörüne karşılaşmayan gruptaki hastalık insansıyla karşılaştırıyoruz. Yine burada da neyi buluyoruz? relatif riski buluyoruz ve hastalık insidansını buluyoruz. Peki prospektifle farkı nedir arkadaşlar? Dikkat edecek olursanız günümüzde prospektifte iki tane sağlıklı grup vardı ve buradan ileriye doğru takip ediyorduk. Retrospektifte ise arkadaşlar geçmişte iki tane sağlıklı grup var ve bunların hasta kayıtlarını inceleyerek en önemli kelimemiz arkadaşlar budur, hasta kayıtlarının incelenmesi. Günümüze geldiği zaman hastalık insidanslarını araştırıyoruz. Bu retrospektif koyuyoruz dikkat. Bir diğer çalışmamız cross section çalışmalar. Diğer ismiyle kesitsel çalışmalar arkadaşlar. Bunun en temel özelliği arkadaşlar mutlaka bilmenizi istediğim tamamen şu andaki zamanda geçer. Yani geçmiş bilgisini sormayız veya geleceğe yönelik bir takip yoktur. Örnek verecek olursak arkadaşlar siz 10.000 kişiyi alıp bu kişilerdeki diyabet oranını sorarsanız diyabet hastalığı var yok diye siz diyabetin prevalansını bulabilirsiniz. Birinci özelliği cross sectional çalışmalar prevalansın bulunduğu çalışmalardır dikkat. İkincisi insanlara sigara içip içmemelerinde alkol kullanıp kullanmalarını sorabilirsiniz ve bunların sıklıklarını öğrenebilirsiniz. Yani risk faktörü sıklığını buluyorsunuz, hastalık sıklığını buluyorsunuz ama bunlar arasında bir nedensellik yoktur arkadaşlar. Dikkat cross sectional çalışmalarda asosiyasyon vardır. Yani nedir arkadaşlar birliktelik vardır. Birliktelik vardır veya yoktur diyebilirsiniz. Ama ne diyemezsiniz arkadaşlar? Bu bunun sebebidir şeklinde söyleyemezsiniz. Dikkat. En önemli farklarından bir tanesi arkadaşlar. Kohort çalışmalarda, case kontrol çalışmalarda nedensellik vardır. Ama cross sectional, kesitsel çalışmalarda arkadaşlar nedensellik yoktur. Burada asosiyasyon, birliktelik vardır arkadaşlar. Dikkat. Bir diğer çalışma türümüz ise clinical trials yani nedir arkadaşlar? Klinik denemeler. Yeni geliştirilen bir tedavinin plasebo grubuyla veya var olan bir tedavi grubuyla karşılaştırmasıdır. Peki ne açıdan karşılaştırmasıdır arkadaşlar? Klinik sonuçlar açısından, laboratuvar sonuçları açısından ve survival açısından karşılaştırabilir. Bu karşılaştırma sonucunda da plasebo grubuna göre çok daha iyi sonuç, aynı sonuç veya daha kötü sonuç şeklinde elde edilebilir. Örnek verecek olursak arkadaşlar yeni bir diyabet ilacı buluyorsunuz. Bunu neyle karşılaştırırsınız? Metforminle karşılaştırırsınız arkadaşlar. Bir gruba kontrol grubuna metformin verirsiniz. Tedavi grubuna ise kendi geliştirdiğiniz ilacı verirsiniz ve bu hastaları uzun süre takip ettikten sonra örnek veriyorum diyabetik retinopati, diyabetik nefropati gelişme sıklıklarını karşılaştırabilirsiniz. Veya hemoglobin A1C seviyelerini karşılaştırabilirsiniz ve şu sonuca varabilirsiniz. Benim geliştirdiğim ilaç, yeni ilaçta hemoglobin A1C seviyesi çok daha düşük oluyor diyebilirsiniz ve ilacınızın etkinliğini ispat edersiniz. İşte biz bunlara klinik denemeler, clinical trials diyoruz. Dikkat. Haydi gelin anlattıklarımızı bir tablo üzerinden özetleyelim. Burada 3 tane çalışma tipimizi görüyoruz. Cross sectional, kesitsel çalışmalar, vaka kontrol çalışmaları ve kohort çalışmaları. İlk olarak zamana baktığımız zaman cross sectional adı üzerinde tek bir kesitte, tek bir zamanda ve günümüzde geçen çalışmalardır. Case kontrol çalışmaları ise arkadaşlar Retrospektif geçmişe dönük olarak hastalardaki risk faktörünü sorarız. Ne gibi? Yaş gibi, cinsiyet gibi, alkol kullanıp kullanmama, sigara kullanıp kullanmama gibi arkadaşlar geçmişteki risk faktörlerini sorarız. Kohort çalışmaları ise arkadaşlar geleceğe dönük olarak yani prospektif olabileceği gibi geçmişe dönük olarak hasta kayıtları incelenerek retrospektif olarak da yapılabilir dikkat. Peki, instansın bulunduğu çalışma grubu hangisidir? Instans dediğimiz zaman kohort çalışmaları hatırlayacağız unutmayalım. Prevalans ise arkadaşlar cross sectional yani kesitsel çalışmalarda buluyorduk. Hastalara sorduğumuz zaman 1000 hasta, 10.000 hasta bunlara hastalık var mı yok mu diye soruyorduk veya test yapıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla cross-sectional çalışmalarda buluyorduk. Dikkat. Causality yani nedenselle baktığımız zaman case control ve core çalışmalar nedensellik gösteriyordu. Ama hangisi göstermiyordu arkadaşlar? Cross-sectional çalışmalar göstermiyordu. Burası da USML için önemli bir başlık. Dikkat arkadaşlar. Peki hastalıkla ilişkilerine baktığımız zaman cross sectionalda ne yapıyoruz? Hastalığın prevalansını buluyoruz. Prevalans kelimesini unutmayalım. Cross sectional eşittir prevalans. Case kontrol çalışmanda ise arkadaşlar bir hastalık grubumuz var ama bir de dikkat hastalık taşımayan kontrol grubumuz var. Core çalışmanda baktığımızda ise arkadaşlar burada sağlıklı gruplarla başlıyordu ve ileride hastalık gelişme olasılığına bakıyordu. Yani ne yapıyor? Başlangıçta normal ileride hastalık gelişiyor mu gelişmiyor mu? Hastalık insidansına bakıyoruz. Dikkat. Peki bu çalışmalarda ne değerlendiriliyor? Cross sectional çalışmalar hastalıkla risk faktörü arasında asosiyasyon yani bir birliktelik var mı yok mu buna bakabilir. Case control çalışmaları ise arkadaşlar tek bir hastalık için örnek veriyorum diyabet hastalığı için onlarca yüz faktörüne bakabilir. Ne gibi? Alkol kullanımı, sigara, yaş, obez olup olmama gibi onlarca risk faktörünü değerlendirebilir ve bunlar arasında bir ilişki var mı yok mu diye buna bakar. Kor çalışmanında ise arkadaşlar genellikle tek bir risk faktörü vardır. Ne gibi? Sigara içenler ve içmeyenler gibi. Dolayısıyla bu etkine maruz kalanlarda ne gibi hastalıklar ortaya çıkacak? Bir tane etken vardır. Onlarca hastalığın gelişimini takip edebilir. Ne gibi? Akciğer kanseri gelişme riski, kuah gelişme riski veya diyabet gelişme riski gibi farklı hastalıkların gelişme instansını takip edebilir. Veri analizine baktığımız zaman cross sectional çalışmada sıklıkla ki kare testi kullanılır ve asosiyasyon var mı yok mu bu değerlendirilir. Vaka kontrol çalışmalarında ise arkadaşlar ne buluyorduk? Odd ratio buluyorduk. Dikkat! Core çalışmalarında ise bulduğumuz değer relatif risktir. Bu üç değeri unutmayalım. Cross section çalışma eşittir asosiyasyon. case kontrol çalışma eşittir odd ratio, core çalışmalar ise relatif riski buluyoruz. Dikkat!